80 Efe ile gezdik gördük bu hafta. Safranbolu Kent Tarihi Müzesi'nde Safranbolu'nun geçmişine yolculuk yapıyor. Ve Tayfun Taliboğlu Bam Teli Müzesi ile Süha Arın Müzesi'ne gidiyor. Saat Kuleleri Parkı'ndan sonra Safranbolu'nun meşhur lokumunu yerinde tadıyor. Sonrasında Ankara'nın ilk camii Alaaddin Camii'nin ardından güzel bir atölyede cam sanatını izliyor. Kurşun Asker Müzesi'nde soluklandıktan sonra Ankara'nın en eski hanlarından Pirinç Han'a geçiyor. Beypazarı Tarih ve Kültür Evi'nde bu sefer de Beypazarı'nın geçmişine yolculuk yapıyor. Beypazarı'nın özel lezzeti Beypazarı sarmasını sararak bu haftada sizlere veda ediyor. Gezdik gördük programımızdan ekran başında olan herkese merhaba. Bu hafta Batı Karadeniz'deyiz. Dünya Miras Kenti, Korumanın Başkenti Safranbolu'dayız. Safranbolu, Osmanlı mimarisi konaklarıyla, bozulmamış dokusuyla ve birbirinden değerli kültürel öğeleriyle o kadar çok şeyi bize miras bırakmış ki ve yaşatmaya da devam ediyor. Ben de açılışımı Safranbolu'ya ismini veren ve Safranbolu'nun simgesi Safran Çiçeği heykelinin önünden yapıyorum. Hadi hep birlikte bu güzel şehri tanımaya başlayalım. Safranbolu Kent Tarihi Müzesi'nin önündeyim. Bu bina 1904-1906 yılları arasında yaptırılmış ve 1976'ya kadar hükümet konağı olarak kullanılmış. Şu anda müze olarak hizmet veriyor. İki katında Safranbolu'nun geçmişine ve tarihine ait eserler ve fotoğraflar sergileniyor. En alt katında ise Safranbolu meslekleri yani zanaatkarların bölümü bulunuyor. Kent Tarihi Müzesi'nde Safranbolu tarihinin yanı sıra Osmanlı döneminden Cumhuriyet dönemine kadar uzanan büyüleyici Safranbolu konakları hakkında bilgiler, konaklarda kullanılan yöresel eşyalar, giysiler ve geleneksel el sanatları ürünleri gibi pek çok objeyi inceleyebilirsiniz. Sevgili izleyenler, şehirlerimizi gezerken görüyoruz ki hemen hemen her kentte bir kent tarihi müzesi var. Ve bu müzeler şehrin geçmişine, tarihine ışık tutuyor ve bize de çok güzel ipuçları veriyor. Biz bu müzelerin ruhunu çok seviyoruz, gezmeyi ve size yansıtmayı da öyle. Safranbolu'da Kent Tarihi Müzesi'nin arkasında bulunan eski cezaevi binasındayım. Bu bina 1906 yılında yapılmış. 2. Abdülhamit'in tahta çıkışının 30. yıl dönümü şerefine yapılmış. Şu anda içinde iki tane müze var. Süha Arın Müzesi ve Tayfun Talipoğlu Banteli Müzesi. İçeriği birlikte gezelim. ...76 yılında çektiği Safranbolu'da Zaman belgeseliyle Safranbolu'nun tanınmasına büyük katkı sağlayan usta sinemacı Süha Arın Müzesi'nde film çekimlerinde kullandığı kamera, ışık, ses sistemleri, belgesel metinleri, kitapları ve özel eşyaları sergileniyor. İnce Mehmet düşer her defasında aklımıza ve dev gibi yazar Yaşar Kemal. Yaşanmamış sevdaları aramak değil bizim işimiz. Yüreğe giden bir yol bulduk, iz peşindeyiz. İşte o izi bir ömür aramak.
o zor iş demişti Tayfun Taliboğlu. O hep sevginin izini sürdü ve yollardan bize seslendi. Safranbolu, Tayfun Taliboğlu Bamteli Müzesi'ndeyiz. Yollardan bize seslenirken çektiği fotoğraflar ve topladığı eşyalardan oluşuyor bu müze. Kent Tarihi Müzesi ve Eski Cezaevi binası ile aynı bahçede yer alan Saat Kulesi'ne doğru ilerliyoruz. Saat Kulesi şu an sol tarafımda yer alıyor. İzzet Mehmet Paşa 1797 yılında yaptırmış bu Saat Kulesi'ni. Herkesin evine, cebine birer saat vereceğim diyerek bu Saat Kulesi'ni inşa ettirmiş. Mekanizması Londra'dan gelmiş. Her saat başında saat kadar ve buçuklarda da bir gong çalıyor. Saat Kulesi'nin önünde de bir anıt mezar göreceksiniz buraya gelirseniz eğer. Bu anıt mezarın işlemelerinden de Roma döneminde bağcılık yapan bir zengine ait olduğu düşünülüyor. Bu üç yapıyı gezdikten sonra çok keyif alacağınız bir alana doğru yürüyeceksiniz. Türkiye'deki saat kulelerinin minyatürlerinin sergilendiği bir park var burada. Biz de orayı gezeceğiz. Saat Kuleleri Minyatür Parkı'na girdik. Arkamda gördüğünüz Safranbolu Saat Kulesi içine çıkılabilen en eski saat kulesiymiş. Hala da çalışıyor. 2. Abdülhamit'in tahta çıkışı şerefine Anadolu'nun her tarafında yapılan saat kuleleri var burada. Ülkemizden 14 tane var, Bosna Hersek'ten de bir tane var. Minyatürleri bile çok görkemli. Gerçeği kim bilir ne kadar güzeldir. Karşımda Bursa Tophane Saat Kulesi var. Bursa çekimlerimiz sırasında civarında oldukça fazla çekim yapmıştık. Buraya geldiğinizde Kent Tarihi Müzesi ve Eski Cezaevi binasını ziyaret etmeye geldiğinizde Safranbolu Saat Kulesi'nin hemen yanındaki bu parkı mutlaka gezeceksiniz. Evet, Safranbolu'nun olmazsa olmaz lezzetlerinden biri tabii ki lokum. Biz de 1942'den beri lokum imalatı yapan bir imalathanedeyiz. Bonemizi giydik, beyaz önlüğümüzü de taktık. İlhan Bey'den dinleyeceğiz burayı. İlhan Bey, son derece tarihi köklü bir lezzetsiniz Safranbolu'da. Evet, teşekkür ederim öncelikle. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Uzun zamandır dediğiniz gibi lokum Safranbolu'da bir kültür olarak günümüze kadar taşındı. Biz de o eski kültürü hiç değiştirmeden, aynı lezzeti bozmadan, aynı kalitede ürün yapıp müşterilerimize, misafirlerimize sunmaya çalışıyoruz. Peki arkamızda böyle kazanları görüyoruz, mis gibi de kokular var. Biz içeri girer girmez de böyle sıcak helvayı da tattık. Çok güzeldi, güne öyle başladık. Nereden başlarız? Şimdi şöyle izah edeyim size. Bunlar bizim bakır kazanlarımız. Bakır kazanlarının özellikleri, ısı iletkenliği çok hızlıdır bunların. Hem çabuk soğurlar hem çabuk ısınırlar. Bundan dolayı lokum bakır kazanda çok daha lezzetli olur. Coğrafi işaret aldığımızdan dolayı biz bakır kazan kullanabiliyoruz. Çok eskilerden bugüne kadar taşıdık bu özelliğimizi. İlhan Bey, bu ilk aşaması mı? Bu lokumun ilk aşaması. Şu anda lokum kaynıyor. Biz bu lokumun içerisine şeker, su ve limon tuzu ilave ediyoruz. Daha sonra 3,5 saat, tabii ki ustanın kontrolünde, doğru kıvamı yakalayacak şekilde kaynamasını sağlıyoruz. Doğru zaman geldiğinde, burada ustalık çok önemli, kıvamı belirlemek, onun kaynayışından anlarsınız, dönüşünden anlarsınız. Tecrübeyle biraz bu iş düzene giriyor. Daha sonraki aşamasında da biz bu kazanın içerisine çeşidine göre safran ilavesi yaparız. Çifte kavrulmuş
Antep fıstığı koyarız, badem koyarız, fındık koyarız, gül mayası koyarız, sakız, orijinal sakız koyarız. Ürünün çeşidi neyi gerektiriyorsa daha sonra ilavelerini daha sonradan yaparız ama işin temeli budur. Gördüğünüz gibi yağlı kağıtlarımızı önce ıslıyoruz ki üründen uzaklaşsın. Isladıktan sonra yağlı kağıtlar lokumdan uzaklaştırılacak. Daha sonra bu ürün Hindistan ceviziyle kesileceği için iki tarafı da Hindistan cevizi kaplanacak. Daha sonraki aşamada da zaten kesme makinamız otomatik kesme makinesine verilecek ve lokumlar belli büyüklüklerde küp şeklinde kesilip kutulanmaya geçilecek. Artık ambalajlama aşaması gelecek ve daha sonra da günlük ve taze olarak dükkanlarımıza sevk edeceğiz ürünlerimizi. Sonra da lokumlarınızı afiyetle yiyeceğiz çayın kahvenin yanında. Evet, şu anda gördüğünüz gibi safranlı lokumumuz makinede kesiliyor. Bu kesim iki defa yapılıyor. Bu gördüğünüz işlem ilk önce fitil dediğimiz uzun hale getirilmesi. Daha sonra lokum çevrilecek ve tekrar kesildiğinde bu sefer küp oluşacak. Oluşan küpleri mermer tezgahımıza geri atacağız. Hindistan cevizi her yerini kaplasın diye harmanlama dediğimiz karıştırma işlemi yapacağız. Şimdi paketleme aşamasına geçildi. Evet, şu anda arkadaşlarımızın doldurmuş olduğu kutu, üçlü karışık dediğimiz kutu. Bu kutuda Safranbolu'nun ilk lokumu olarak bilinen fındıklı lokum. Yanında son dönemlerin en çok tercih edilen lokumu olan safranlı lokum var. Üçüncü aşamada da pudra şekeriyle kesilecek olan çifte kavrulmuş lokum girecek kutunun içerisine ve üç lezzeti bir arada müşterilerimize sunabiliyoruz. Şimdi ben de denemek istedim lokum kesmeyi. Bakalım nasıl yapacağım? İlhan Bey'e mikrofonu veriyorum. İlhan Bey, bakalım nasıl olacak? Başarılar. Bütün ustalarımı ellerinden öpüyorum. Bunu hızlı şekilde kesmek. Görüyorsunuz değil mi? Hızımı görüyorsunuz. Ama boyutlar fena değil. İyi, başarılısınız. İlk defa için çok gayet başarılı. Ama gerçekten sevgili izleyenler, bakar mısınız nasıl zorlanıyorum? Evet, şu an lokumun ikinci aşamasını görüyorsunuz. Bu lokum az evvel kesmiş olduğumuz fındıklı lokumun ilk kazandan çıkış hali. Lokum ilk birinci aşamada gördüğünüz gibi 3,5 saatlik süreyi tamamladı, doğru kıvama ulaştı ve ustalarımız şu anda lokumları bir gün dinlenmek üzere kalıplara alıyorlar. Daha sonra dediğim gibi bir gün dinlenecek ve ertesi gün tekrar fındıklı lokum olmak üzere aşamalarına devam edilecek. Yapacağız sevgili izleyenler. Bu camilerdeki kediler beni çok seviyorlar. İsmi de Lapis. 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 Kale içindeki Sultan Alaaddin Camii Ankara'nın ilk camisi. 1073'te Türkler Ankara Kalesi'ni fethedince ilk olarak bu camiyi yaptırmışlar. Selçuklu Meleki Muhyiddin Mesut tarafından yapılmış cami. Fakat 2. Alaaddin Keykubat döneminde onarım gördüğü için Alaaddin Camii olarak anılıyor. 2. Murat döneminde de onarım görmüş. Bazı kaynaklarda Muradiye Camii olarak bilinse de yine halk arasındaki ismi ve birçok kaynaktaki ismi hiç değişmemiş. İçinde çok güzel bir atölyeye denk geldik. Cam yapılıyor burada. Bu benim de çok dikkatimi çekiyor sevgili izleyenler. Çünkü bayağı meşakkatli değil mi? Bayağı zaman alan özel bir iş. Burayı da Suat Bey ve Münire Hanım birlikte işletiyorlar. Atölyenin sahipleri sizsiniz. Münire Hanım, şu anda öğrenciniz ilk defa mı deniyor? Evet, ilk defa deniyor. Boncuk yapıyor.
biraz da heyecanlanmıştır değil mi bizi görünce? Zaten heyecan oluyor. Normalde bu camın özelliği herhalde. Herkeste bir heyecan oluyor. Yalnız nasıl şanslı, pardon, ilk denemesinde de bir çekime denk gelmesi aslında çok da güzel bir şey. Kesinlikle, kesinlikle Hilal Hanım. Evet, şanslı. Münir Hanım, ben bir şey sormak istiyorum. Gerçekten benim de ilgimi çekiyor bu sanat. Bunu tam anlamıyla yapabilmek herkese göre çok değişken mi? Ama şöyle mi, ya da mutlaka bir ay uğraş gerekiyor mu? Ne dersiniz ustası olarak? Ya şöyle, en az 2 ay gelmesi gerekiyor. Boncuk yapıyoruz. Boncuk yaparak devam ediyoruz. Aslında sadece mantık işi, biraz pratik işi. Bir de bütün sanatlarda beynin sadece sağ tarafı çalışır, sağ el çalışır. Cam sanatında beynin iki tarafı çalışır. Dediğiniz gibi aslında birçok böyle rahatsızlığı olana iyi gelebilecek bir sanat. El titremesine falan çok iyi geliyor. Eli titreyen insanlar 1-2 ay bunu yaptığında el titremesi bile kalmıyor yani. Çünkü neden? Tamamen konsantre oluyorsunuz. Bakın şu an Hilal Hanım ilk defa yapıyor ama sanki 3 ay 5 aydır burada öğrenci gibi. Neden? Çünkü oraya kendini konsantre ediyor. Otomatik olarak öyle oluyor. Şu an buradaki kalabalık şey hiç onu rahatsız etmiyor. Heyecan yapmıyor. Aslında tam bir rehabilite, tam bir terapi ve şu anda şekil almaya başladı Hilal Hanım da, değil mi? Evet. Hilal Hanım, çok güzel gidiyorsunuz. Hiç heyecan yapmayın. O kadar güzel bir şey çıkıyor ki ortaya. Peki Münir Hanım, eşinizle birlikte atölyedesiniz. İkiniz de cam sanatıyla mı ilgileniyorsunuz? Hayır, değil. Ben uğraşıyorum. O daha dolaylı yoldan yardımcı oluyor. Bu arada Hilal Hanım gerçekten çok güzel bir boncuk yapmaya başladı. Azra Hanım da yaptı. Hem de nazar boncuğu. Yeğene taktı. Azra gel. Münir Hanım, böyle insanın kendi el emeğiyle yaptığı bir şeyi de üzerinde taşıması ne kadar anlamlı değil mi? Kesinlikle. Ya da arkadaşlarına kendi eliyle yapıp hediye etmesi. Ben yaptığım duygusu bambaşka. Hiçbir çocuğa ne kadar hediye alırsanız alın, büyük pahalı maddi anlamda takmaz, kullanmaz. Ben kendim birebir bunları yaşıyorum. Siz kaç yıldır bununla ilgileniyorsunuz, ya bu sanatla? 12. sanatım. Resim, çini, seramik yaptım ama en iyi beni anlatan, ruhuma biraz sabırsız ve heyecanlı bir tip olduğum için sonuç odaklı hemen göreyim istedim. Çünkü resimde bir seramik de biraz süreç gerekiyor. Ama camda hemen yap bitir falan, onu gör. O ayrı bir duygu, o akışkanlık falan. Camı ben 8-9 yıldır yapıyorum. Harika Münir Hanım. Cam sanatını o kadar güzel anlattı ki kale içine geldiğinizde mutlaka buraya uğrayıp cam sanatıyla bir haşır neşir olacaksınız gibi geliyor bana. Kurşun Asker Müzesi'nde bir kahve molası verdim. Burası aynı zamanda yaklaşık 200 yıllık bir konak. Kale içindeki tüm yapılar böyle. Hepsi tarihi konaklar. Dolayısıyla siz buraya geldiğinizde tarihi konakların içinde çok orijinal konsept kafeler göreceksiniz. Ve tarihi ambiyansının içinde de kahvenizi, çayınızı yudumlayacaksınız. Ben de böyle sıcacık bir kahve molası verdim. Çok iyi geldi. Amcamla Ankara havasını yaşıyorum. Kale içinde Ankara havası. Benim elimde de kaşıklar yok ama amcam o kadar güzel çıkarıyor ki. Deniyorum, deneyeceğim sizin için. Deniyorum.
Kale içini gezerken çok güzel bir grupla denk geldik. Çok güzel hanımefendiler var etrafımda. Çok da anlamlı bir ziyaret için İzmir'den gelmişler efendim. Geziyi organize eden Yıldız Hanım'a mikrofonu uzatıyorum. Yıldız Hanım, size ve bütün arkadaşlarınıza hepinize hoş geldiniz diyorum önce programımıza. Teşekkür ederiz, hoş bulduk. Önce kendimizi tanıtalım. Biz İzmir Kız Lisesi mezunlarıyız, karışık dönemlerden. 1 Şubat 1931 yılında Atatürk okulumuzu ziyaret etmiş ve övgüyle söz etmişti bizden. Biz köklü bir liseyiz ayrıca. Dolayısıyla biz de 100. yılımızda iadeyi ziyaret için Anıtkabir'i ziyaret ettik. Sonra başkanımızdan rica ettik, bize bir otobüs tahsis etti. Bugün de Ankara'yı geziyoruz. Biz bu vesileyle öncelikle herkese, yani kaldığımız yerden tutun, başkanımıza, bizi gezdiren mihmandarlarımıza hepsine çok teşekkür ediyoruz. Ankara'yı sevdik. Ankaralıları sevdik. Biz İzmirliler zaten biliyorsunuz, insan sevgisiyle dolu, sıcakkanlı insanlarız. Çok teşekkür ediyorum. Ne güzel. Biz de çok memnun olduk sizinle karşılaştığımıza. Hepinizi tekrar gerçekten kutluyorum. Ne kadar anlamlı bir ziyaret için buraya gelmişsiniz. 1 Şubat 1931'de atamız okulunuzu ziyaret etmiş. Siz de iade ziyareti olarak 1 Şubat'ta buraya gelmişsiniz. Gerçekten atamızı söylememek mümkün değil. Sevgi, saygı, özlemle anıyoruz, minnetle anıyoruz. Her zaman da anacağız. Bu ilk ziyaret, yani ilk gelişiniz mi grup olarak, onu merak ettim. Evet, ilk gelişimiz. Özellikle biz 100. yılda bunu değerlendirmek istedik. Atamızın izindeyiz. Daima izinde olacağız. Bütün kız liseliler Atatürk sevgisiyle doludur. Ben onlar adına konuşuyorum. Zaten biz Facebook sayfamız da var bizim. Coşkuyu görmelisiniz. Müthiş bir şey. İyi ki Atatürk varmış. Daima yaşıyor. Yaşamaya da devam edecek. Cumhuriyet dolu, medeniyet dolu günlerle devam edelim efendim. Çok teşekkürler. Çankale içinin güzel hanlarından biri, önemli hanlarından biri. Buraya girdiğinizde Faruk Nafız Çamlıbel'in Han Duvarları şiiriyle de karşılaşacaksınız hanın avlusunda. Biz de Necmi Bey'i bulduk burada. 20 yıldır burada antikacı kendisi. Önce sizi tanıyalım Necmi Bey. Ben 21 yıldır bu handayım. Antikacılık, eski eşya ve obje satıyorum. Gümüş üzerine şeyler de satıyorum. Burası 18. yüzyıldan kalma bir han. İlk zamanlar buralar Osmanlı döneminde han olarak kullanılmış. Daha sonra Cumhuriyet döneminde müfreze komutanlığı olarak kullanılmış bir süre. Daha sonra ev olmuş. 6-7 aile yaşıyormuş. Burada 44 tane dükkan, 2 tane de şey var. Buralar aslında han ve oda olarak kullanılmış. Daha sonra dükkana dönüştürülmüş 1980'li yıllarda. Tekrar yeniden bir restore edilip yapılmış. Burada daha önce pirinç ticareti yapıldığı için mi ismi oradan geliyor Necmi Bey? Yok, sokakta tabii pirinç ticareti yapılırmış zamanında ama buranın hanı, han olarak pirinç han diye geçiyor. Aslında pirinç falan satılmamış burada. Aynen. Hiçbir zaman. Daha sonra işte müfreze komutanlığı olarak kullanılmış. Burada yaşayan 6-7 aile varmış. Hatta bazı aileler zaman zaman gelip yani nostaljik şeyler yaşıyor. Odalarda kaldıklarını söylüyorlar. Ondan sonra çünkü onları da tanık alıyorsunuz buraya gelip böyle eski yaşayan. Aile, tabii ki 3-4 aile, 3-4 odada değişik işte birisini oturma odasını, bir tanesini yatak odasını, birisi annenin yatak odası gibi yapmışlar. O şekilde yaşamışlar burada. Tamamen burada bir tarih yatıyor aslında. Siz de 20 yıldır buradasınız. Evet. 1980'li yıllarda da işte burası dükkan haline getirilmiş. 44 tane dükkan var.
İki tane tuvalet var, bir de kafemiz var aşağıda. Ondan orası eskiden çay ocağımızdı, sonradan kafe oldu. Pirinçhan Kafe diye geçiyor. Bu şekilde. Çok güzel, teşekkür ediyoruz Necmi Bey. Zaten bu kale içi tamamen eski Ankara'yı yaşatıyor değil mi? Her şeyiyle. Tabii ki burası çok eskiden, aslında Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllarda yukarıda Koç Müzesi var. Koç Müzesi'nin önünde ilk o dükkan. Koç'un ilk dükkanı. Evet, evet, Koç buradan, evet. Oradan işte bu çevre illerden, ilçelerden gelen otobüsler yukarıya o meydana gelirmiş. Sonradan işte buralar, işte Saman Pazarı, At Pazarı Sokağı. Saman Pazarı Sokağı'nda daha çok saman. At Pazarı Sokağı'nda da işte nal, atlara nal çakılırmış. At malzemeleri satılırmış. Aslında her sokak yapılan ticarete göre de ismini almış. İsmini almış tabii ki. Burada öyle. Evet. Çok güzel. Teşekkür ediyoruz. Güzel işler diliyoruz size. Bakırcılar Çarşısı'nda Bakırcı Coşkun Ustam'la birlikteyim. Çok emek ve sabır isteyen bir iş icra ediyor kendisi. Coşkun Ustam, izleyicilerimiz önce seni bir tanısınlar. İsmim Coşkun Loja. 1966 doğumluyum. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun ustam? 42 yıldır. 42 yıldır? Evet, evet, 42 yıldır bu işte uğraşıyorum. Sene 81'de başladım çıraklıktan. O gün bugündür bu işi idam ettiriyoruz. Peki nasıl anlatırsın bakırcılığı bize? Vallahi şu an bizim yaptığımız iş bakır işlemeciliği diye geçiyor. Bunun tabii bir sürü çeşitleri var. İşte sıvamacılık, dövmecilik, parlatmacılık. Bizim yaptığımız işte işlemecilik diye geçiyor. Ama şöyle, bakırcılık deyince akla Diyarbakır, Maraş, Urfa geliyor. Burada Ankara işi diye yapıyoruz biz bu işi. Kabartma işi üzerine. Şöyle. Ankara işi farklı mı oluyor? Şimdi Antep'te tek kalemle oyma işi yapılır. İşte Erzincan'da kazıma işi, Ankara'da da kabartma işi diye geçer bu. Telkari'yi duymuştum. Telkari ayrı bir zanaat. O da Mardin tarafında gümüşçülükle daha çok uğraşanlar, onlar yapıyor. Ama sanırım Beypazarı'nda da var değil mi? Beypazarı'nda da var tabii tabii. Evet evet evet, orada da var. Peki ustam neler yapıyorsun bakırla ilgili? Şöyle söyleyeyim, aklınıza gelen bakırdan her türlü, işte sandıktı, plaketti, işte şömine kapağı, barbekü, efendim söyleyeyim, davul. Çaydanlık. Çaydanlıklar olsun. Cezveler. Aklınıza gelebilecek her türlü bakır işini yapıyorum. Ben genelde bu plaket dediğimiz bakır tepsi üzerine çalışıyorum. İşte ecnebiler falan çok, onlar değer veriyor bizim işe. Onlara yapıyoruz. Sizin çırağınız var mı usta? İşi öğretiyor musunuz? Öğrettim de şu anda yaklaşık 15-20 yıldır maalesef çırak yetişmiyor. Yok. Şöyle söyleyeyim, en son yetiştirdiğim kardeşim, o da Eskişehir'e gitti, orada çalışıyor. Bu işin en zor tarafı ne, en güzel tarafı ne diye sorsam size? Ya şöyle söyleyeyim, öncelikle bu işi severek yapmanız lazım. Sevmezseniz zaten ortaya bir eser çıkmaz. Yani bir işe başladığım zaman ben ortaya ne çıkacak diye önce ben kendim merak ediyorum zaten. Değil mi? Önce o heyecanı kendiniz duyuyorsunuz ki çıkıyor. Ortaya bir eser çıktığı zaman gururlanıyoruz. Ne kadar güzel. Zaten çok da güzel anlatıyorsunuz. Sizi çok da mutlu gördük. Beypazarı Tarih ve Kültür Müzesi'ndeyiz. Yanımda da Beypazarı yöresel kıyafetleriyle Birsen Coşar var. Birsen Hanım bize müzeyi anlatacak. Mikrofonu uzatıyorum size. Tamam. Önce sizi tanıyalım. Benim ismim Birsen Coşar. Beypazarı ve Yöresi Dayanışma Derneği Nermin Hocam'ın işçisiyim. Yıllardır eşyaları da buldum. Birlikte de bu müzeyi 10 yıl önce kurduk. Bu sene yine müze yaptık karşıya. Ama buradan başlayacağız şu anda.
10 senedir burada güzel yöresel kıyafetlerinizle gelen ziyaretçilere müzeyi anlatıyorsunuz. Ne kadar güzel. O zaman müzemizin bağışçısından başlayalım isterseniz. Müzemizin bağışçısı Mehmet Nurettin Karaoğuz Bey. Bu müze 1903 yılında bu evde doğup büyümüş. İki oğlu, iki kızıyla yaşamış. 1996'da bu müzeyi Beypazarı Kaymakamlığı'na bağışlamıştı. Ve şimdi Beypazarı Belediyesi'nin oldu. Neler var müzede? Gelince neleri göreceğiz? Beypazarı'nın 100 yıl öndeki düğününü anlattık burada. Beypazarı'nın 100 yıl önceki düğününü göreceğiz. O zaman çıkalım. Çıkalım. Burası Beypazarı düğünü için çıktığımız kat. Evet, burası birinci gününü mutfağına gideceğiz. Tamam. Düğünün birinci gününde mutfağındayız şu anda. Evet, annelerimiz, kardeşlerimiz, hısım, akraba, konu komşu gelecek. Bu evde 7 gün yinecek düğün yemeklerini yapılacak. Baklava yapacaklar, dolma yapacaklar. Yemekleri bu evde hazırlayacaklar. Beypazarı dolması değil mi? Evet, Beypazarı baklavası. Onu yukarıda yemekleri anlatırım. Tek tek soframız var. Tamam, o zaman çıkalım. Düğünün bohça gelen kısmına gideyim. Mutfaktan çıktı, bohça kısmı. Bohça kısmı nişan deriz biz buna. Özel kıyafetler, aslında bizim kuyruğumuz kısa ama şalvarlarımızın özel kıyafetlerimiz uzun kuyruk ve işlemeli. Yazın ipekli, kışa kadifeli bindallılar olur ve de düğün bohçaları, nişan bohçaları. Burada düğün ve nişan bohçaları var. Evet. Bunlar değil mi? Evet, kayınbabanın, kaynananın, gelinin. İşte bunlar da banyo için işlenen bir özel hamam havluları var. Ellerinde ışık yokken lambayla işlemeli. Bu çevre her gelinin olur. Bu lohusa kıyafeti üşümesin. Ne kadar yerlerde güzel görünüyorlar. Banyolarımız ışıltılı ışıltılı. Usulhane dolabı bu da. Her evde olabilir. Yük dolabımız. Bu geleneksel Osmanlı mimarisindeki evet, her konakta olan banyo. Her odada olan banyo. Her odada. Evet. Şimdi tekrar düğünün birinci günü var asas. Düğün kaç gün sürüyor? 7 gün sürecek. Aşağıda hamam müzemiz var. Erkek evi hamamı kira, paşa hamamını kira, her hamam kiralarmış. Gelin arkadaşlarıyla hamama gidecek şimdi. Çıkınca Beypazarı simidi yiyecekler. Gelinin kız kardeşi veya da bir akrabası arkadaşı şerbet tutuyor. Bak şerbet içecekler. O damatın kız kardeşi de çıkınca giyinecek gelinin üstünü başını. Özel kıyafet. Evet, özel kıyafetleri de orada taşıyor. Evet. Şimdi çıkınca bir de gümüş nalın giyecekler. Kına hamam. Tekrar gelinin arkadaşı Sadıç burada. Gelin en sonunda takınacak altınları. Kayınbaba, kayınvalide büyük babasının, dedesinin elini öpecek. Gelini alıp gidecekler. Gelin altınları takmış. Evet. Damat yanında namazını kılacaklar. Seccadesini serdik, tesbihini koyduk. Çevresini örtünecek, namazını kılacak. Gelini burada görebilirsiniz, gelini damadı. Burada odanın özelliği, güzelliği. Yemek yiyecekler, gelin gali 10 parmağını, 10 yüzüğünü takındı. Kimse darılmasın diye herkes yüzük hediye getirirmiş. Bunlara hizmet edecek. Düğün yemeklerini sayıvereyim mi? Olur. Pirinçli, yoğurtlu pirinç çorbası, bamya çorbası, etli nohut, pilav, yaprak sarması, üzüm hoşafı, baklava. 80 katlı baklava. 80 katlı meşhur baklavanız. Evet. Pazarı tarihi İpek Yolu üzerinde olduğu için ticaretin çok canlı olduğu bir yermiş. Hala da böyle. Burada 7 tane kervansaray varmış fakat bunlardan sadece Suluhan kalmış. Şu anda Suluhan'ın içerisindeyiz. Burası Osmanlı Sadrazamı Nasıf Paşa tarafından yaptırılmış. Pek çok kere deprem görmüş, onarılmış. Hatta Beypazarı Kaymakamı Hurşit Bey tarafından da 1918-1920 yılları arasında onarım gördüğü biliniyor. Bu yapının en önemli özelliği tek bir dönem anlatan yapı
olmaması pek çok dönemden izler taşıyor. Dolayısıyla gezerken birbiriyle bağdaşan, bağdaşmayan pek çok yapı taşı, inşa malzemesi görebilirsiniz. Sulu'nun içerisinde fotoğraf köşesindeyim. Fotoğraf köşesi diyorum ama burası bir tarih köşesi olmuş. Sol tarafımda 200 yıllık bir halı, kanıların üzerinde yazın serin tutması, kışın da sıcak tutması için kullanılırmış tiftik halı. Zaten Beypazarı yöresel evimiz, nazar boncuklu dilek ağacımız ve arkada da ben görür görmez nostalji yaşadım. Eminim vardır benim gibi yaşayanlar. Beypazarı'nda her evlenen genç kızın çeyizine mutlaka konurmuş bu duvar halısı ve aynısı benim babaannemin duvarında da vardı. Şimdi buranın en anlamlı tarafı da şu, burada fotoğraf çektirdiğiniz zaman fotoğraf karşılığında kutuya koyduğunuz paralarınız çok anlamlı bir yere gidiyor. Gördüğünüz gibi sokak hayvanlarına katkı sağlıyorsunuz. Sokak hayvanları yararına burada fotoğraf çektiriyorsunuz Suluhan'da. Bunu düşünenleri de ayrıca tebrik ediyoruz. Renkli bir çarşıda yürüyorum. Burası Beypazarı'nın yöresel çarşısı. Beypazarı'na geldiğinizde tattığınız lezzetleri gitmeden buradan alabilirsiniz. Ben de girdiğimde böyle nereye bakacağımı bilemedim. Bütün lezzetler burada. Evet, siz şu anda sarma görüyorsunuz ama bu sarma değil, Beypazarı dolması olarak geçiyor ve bunu hiçbir yerde göremezsiniz, tadamazsınız. Yine coğrafi işaretli bir ürün. Zaten Beypazarı'nın coğrafi işaretli ürünleri saymakla bitmiyor, öyle değil mi Gülten Hanım? Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Beni tanıyın. Tabii ki. İsmim Gülten Adalı, 43 yaşındayım. İki tane kızım var ve Beypazarı'nda turizm işletmesiyle yapıyorum. Yediriyoruz, içiriyoruz, doyuruyoruz ve Beypazarı'nda doya doya gezdiriyoruz daha sonra. Yönlendiriyoruz. Gerçekten öyle. Çünkü biz Beypazarı'na geldik, bir lezzet turu yapıyoruz adeta. Ben inanamadım, ne kadar lezzetli ürünleriniz, ne kadar lezzetli yiyecekleriniz var. Şu anda da siz Beypazarı sarmasını sarıyorsunuz. Evet. Bunu kaç kişi acaba böyle sarıyordur? Beypazarı'nın bütün kadınları bu şekilde sarıyordur. Çünkü biz ilkokula giderken, çocukken bu şekilde yetiştirildik. İlk önce ne yapıyorlar biliyor musunuz? Evet. Böyle büyük bir sofraya, küçüksün değil mi? Hadi yavrum şu yaprağı bir açıver. Kenarlarına yaprak açtırıyorlar. Aynen bu şekilde kandırıyorlar. Böyle böyle yaprak açtırarak başlıyorlar. Sonra ne diyorlar biliyor musunuz? Hadi yavrum bir koy da bir görüvereyim. Sarabileceğin mi, saramayacağın mı? Öyle öyle biz de bu işe girdik işte. Küçüklükten başlatıyorlar. Evet, insanlara zor geliyor ama biz küçükten yetiştiğimiz için ve artık her gün bu işi yaptığımız için öyle güzel ve zevkli geçiyor ki günler. Boş zamanımız yok, dedikodu yok, olay yok. İş, ev, ev, iş. Ama işimizi severek yapıyoruz. Ne kadar güzel anlattınız. Beypazarı dolmasının lezzeti nereden? Yaprağı, içi nasıl kesinlikle, anlatırsınız? Kesinlikle, kesinlikle. Beypazarı'nda aslında herkes şunu söylüyor. Biz asma yapraklarını, bağları göremiyoruz diyorlar. Ama Beypazarı'nın içinden 15-20 kilometre ya da 5 kilometre ileride muhakkak herkesin bir bağı vardır. En azından kendi yaprağını temin edebilecek kadar. Fazlasını zaten satarlar. Bizim yaprağımız bakın ipek gibi olur, incecik olur. Damar olayı hiç olmaz. Evet. Yaprağımızın özelliği yazın geldiğinizde zaten şöyle ağzınıza aldığınızda bir mayhoşluk olur. Evet, ekşili bir tat, ekşili böyle güzel. Olur. Şu an kış sebebiyle salamura kullanıyoruz ve salamura kullandığımız için o mayhoşluğu tekrar sizlerine sunmak için üzerine ekşi pestil koyuyoruz pişerken. Ya da limon sıkıyoruz. Değinmeden edemeyeceğim. Duvarda da anne babanızın fotoğrafı var ve anneniz Beypazarı gelinini temsil ediyor orada. Onu da sevgili izleyenlerimiz mutlaka dikkatle bakın. O kadar güzel bir fotoğraf ki. Gülten Hanım'ın annesiyle babası. Annem ilk kadın girişimci. 90'lı yıllarda bu işi yaptı ve yine beraber yapıyoruz. Evlendiği günün ertesi gün fotoğrafı. Beypazarı'nda duak olurdu. Öğleye kadar gençler eğlenirdi, yerlerdi, içerlerdi. Öğleden sonra eğlence biterdi. Keşke o günler olsa, keşke o günler tekrar yaşansa. Hepsinin tadı bir o kadar güzeldi ki ben çok iyi hatırlıyorum. Tabii annem, babam ama hep büyüklerimin o şekilde olduğu için halen o günleri arıyoruz ve özlüyoruz.
Evet ama anneniz babanız hayatta mı? Babamı kaybettim ama annem hayatta. Anneniz Allah uzun ömürler versin, babanızın da ruhu şad olsun. Hep öyle diyoruz tabii, hep geçmişi hatırladığımızda mutlaka bir özlem duyuyoruz. Ama Beypazarı yine de kendini çok koruyan yerlerden biri, yine de şanslısınız. Evet, turizm işte bunu sağlıyor. Bu özelliği kaybetmememizi, bu lezzetleri kaybetmememizi sağlıyor. Kültürünüzü yaşatmanızı ve devam ettirmenizi sağlıyor değil mi? Evet evet, yani Beypazarı'na turizm geldi, çoğu şey değişti ama çoğu şeyi tekrar hatırlattı bize. O yüzden ben öncülük olan, kim akıl ettiyse, kim önder olduysa, kim bu yolları açtıysa hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Fakat Gülçin Hanım, ben şunu söylemek istiyorum. Buraya turizm gelebilirdi ama dışarıdan bizler gibi ziyaretçiler gelebilirdi ama sizler de bunu çok güzel sahiplenmişsiniz. Yani sizler bunu içselleştirmeseydiniz, sahiplenmeseydiniz böyle bir güzel bir ortam olamazdı Beypazarı'nda. Yani iki taraflı, her iki tarafında katkısı çok fazla. Acaba ben yapabilir miyim diye merak ediyorum. Ama Gülten Hanım'ı böyle gördükçe hiç de cesaret edip işin içine giremiyorum. Fakat deneyeceğim. Hadi deneyelim. Ya kalın olabilir, bilmiyorum, büyük büyük alayım değil mi? Küçük almayayım, tamam, riske atmayayım. Tamam, küçüğü vermeyin size. Buyurun. Ben deniyorum. Sapını alıyorum. Evet. Onu da küçükken yerdik biliyor musunuz? Öyle saplarını. Mi? Şimdi koyuyorum arasına. Hı-hı. Üstten. Biraz inceltiyoruz bunu bakın. Neden böyle... Çok böyle bize yaprak yediriyorsunuz diyorlar mesela. Mesela bu çok fazla. Üstten alıyorum. Üstten evet. Hı-hı. Üstten alıyorum. Yan taraflardan alıyorum. Evet. Aman Allah'ım çok kötü bir şey demiş. Şöyle koyabilirsiniz ama belki, isterseniz. Ama yine de yenebilir. Yenebilir. Kesinlikle. Sonra. Sizin elinizden harika bir şey olmuştur. Şimdi İstanbul'dan geliyoruz ya. Dolması diyelim. Tabii ki hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Ya olması beklenemezdi. Ama yapılabilir. İlk deneyişim. Kesinlikle. İlk deneyişim. Bu da benden. İlk senefe gezdik, gördük dolması. Pişince kesinlikle yenebilir. Kesinlikle. Onu en üste koyalım, beraber yiyelim. Çok teşekkür ediyoruz Gülten Hanım. Çok güzel bir sohbetti. Elinizden pişmiş halini de tadacağız tabii ki. Çok teşekkürler. Sizi tanımak zevkti. Sizi ağırlamak, sizinle sohbet etmek, Beypazarı'nı tanıtmak bizim için de çok büyük bir zevkti. Yolunuz açık olsun. Sağ olun. Bu hafta gezdik gördük de sizinle Beypazarı'ndaydık. Sıcakkanlı güzel insanlarıyla, birbirinden leziz yemekleriyle ve kültürüyle biz bir bölüm için Beypazarı'na doyamadık. Ama maalesef bize ayrılan sürenin yine sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni bir yerde buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın, çok iyi bir hafta geçirin ve BBN Türk ekranlarında gezdik gördükten ayrılmayın. Hoşça kalın.